Merhabalar. Sizlere bugün çok güzel kıymalı pide tarifi vereceğim. Çok kolay, çok lezzetli bir tarif olacak. Size en pratik, en kolay şekilde tarifini vermeye çalışacağım. Geniş bir kaba bir paket instant maya kullandım ben. Döktüm. Şöyle Doktor Oetker'in kullanıyorum. Ben en güzel kabaran mayası bu oluyor bana göre. Burada da 3 su bardağı suyumuz var. Ben bunu ısıttım. Ilık hale getirdim. Ve suya dökeceğim. Suya dökmeden önce mayanın en çabuk mayalaşmasını sağlayan toz şeker. 1 yemek kaşığı toz şeker var burada. Şekerimizi koyuyorum. Ve daha sonra böyle bir çırpıcıyla şu şekilde ılık suyumuzu dökerek çırpıyoruz. Şeker ve mayanın erimesini ve ferment olmasını sağlıyoruz. Topaklanmalar olmayacak. Mayanın güzelce eridiğini göreceğiz. Ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Tamamen eridiğini görüyorum ben şu anda. Ve ölçüsüz ben un koyuyorum normalde ama sizin için ölçmek istiyorum. Tam tarif vermek için. Şöyle. Daha önce ölçtüm ben 6 su bardağı su tam geldi. Ama size bir önerim, muhakkak ne yaparsanız yapın. Kullanacağınız unu her zaman kullandığınız anda, 5 dakika önce bile değil, kullandığınız anda lütfen ununuzu elemeye çalışın ve şu şekilde yukarıdan unun havalanmasını sağlayın. Un ne kadar havalanırsa o kadar lezzetli bir hamur olur. Şimdi bir bardak koydum. Bu ikinci bardağı. Tuzu da muhakkak unla birlikte koyun. Sakın mayayla aynı anda koymayın. Unla birlikte koyun. Şöyle. Burada da tuz. 2 tatlı kaşığı kadar tuzumuz vardı. Bu üçüncü bardağımız. Unun markasına göre ölçüde farklılık gösterebilir. Her marka farklılık gösteriyor. O yüzden 3 aşağı 5 yukarı kıvamını görmüş olacaksınız. Siz de ona göre ununuzu ayarlayacaksınız. Bu dördüncü bardağım. Yine yukarıdan bu şekilde eleyerek gittikçe katılaşıyor hamurum. Ve çırpılmaya da bana zorluk çıkarıyor artık.
5. bardağım. Artık hamurumuz toplanmaya başlıyor. Farklı hani ölçülerde, tariflerde unumuz, hamurumuz toplanmaya başladığında kavramı bu şekilde bakın. Toplanıyor şu anda. Bu da 6. bardakta. Dilerseniz bu işlemi kaşıkla ya da kendi elinizle de yapabilirsiniz. Ben bu çırpıcımı çok seviyorum ve çok alıştım. Bütün hamurlarımı bu kap ve bu çırpıcıyla devamlı yapıyorum. Artık göz kararı yaptığım için size de tavsiye ederim. Aynı kabı, aynı kaşığı, aynı bardağı tariflerinizde kullanırsanız sizin için çok faydalı olacaktır. Az geldi şu anda. Ben yarım bardak un daha eklemek istiyorum. Altı buçuk oldu neredeyse. Artık elim devreye girecek. İster istemez. İşte hamurumuz toplanıyor. Kalıbı örnek görüntü. Hamurumuz toplandı ve bildiğiniz bir hamur haline geldi. Şöyle elinizdekileri bu şekilde. Şimdi ben bunu saracağım ve 20 dakika mayalanmaya bırakacağım. 20 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Şimdi hamurum toplandı. Üstüne çok hafif biraz un serdim ve bir tane buzdolabı poşetini ben kestim. Hijyen olması açısından. Böyle kestim onu ben. Üstüne koydum ve bir tane sofra bezeyle şöyle örtüyorum ve 20 dakika bekliyorum. 20 dakikada mayalanacak hamurumuz. Biz de o sırada kıymalı harcımızı hazırlayacağız. Hamurumuz mayalandığı sürede. Şimdi hamurumuz mayalanıyor. Ben de o sırada geniş bir kaba 150 gram kıyma koydum. Ondan sonra bir tane ortadan biraz büyük bir soğan. Biz soğan tadını seviyoruz. Çok ince ince doğradım gördüğünüz gibi. Ondan sonra 4-5 tane kıl biber dedikleri biberi biz çok seviyoruz. Ondan doğradım. 4-5 diş sarımsak ezebilirsiniz de doğrayabilirsiniz de çok ince. Ve 4 tane domatesi bu şekilde kabuklarını soyarak ince ince kıydım. Domatesiniz ne kadar sulu ise o kadar lezzetli oluyor. Bu iç harcımızın sıvı olması lezzetli bir pide olmasını sağlıyor.
O yüzden kavurmayacağız bunu. Çiğden kullanacağız. Kavurduğumuz kıyma iç harcı pişince bir de fırına girince kupkuru oluyor ve hiç lezzetli olmuyor. Biz o şekilde hiç sevmiyoruz da yemiyoruz da. O yüzden eğer domatesiniz sulu değilse 1-2 yemek kaşığı su da ekleyebilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Benim domatesim çok lezzetliydi, çok suluydu, çok güzel oldu. Şimdi sarımsağım içinde soğanım, domates, kıymam, biberim. Şurada bir tatlı kaşığı tepeleme tuz ve bir çay kaşığı karabiberim var. Karabiber altta kaldı, gözükmüyor. Ve bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı tatlı toz biberim var. Muhakkak her yemeğe koyuyorum ben, çok seviyoruz biz. Ve bu şekilde ben kaşıkla güzelce bir karıştırarak iç harcı hazırlıyorum. Kıymam daha tam çözülmemiş. Buzluktan çıkartmıştım çünkü. Ne kadar ince doğramaya çalışırsak o kadar güzel oluyor. Blender'dan da çekebilirsiniz isterseniz. Damak zevkinize kalmış bir şey. Şöyle kaşıkla güzelce karıştırıyoruz. Bakın benim çok sıvı oldu şeyim. Böyle sulu bir hamurumuz oluyor. Eğer domatesiniz dediğim gibi sulu değilse 1-2 yemek kaşığı su koyabilirsiniz. Şöyle ben karıştırdım iç harcımız. Maydanoz severseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Benim kızlarım pek sevmediğinden ben maydanozu pek fazla kullanamıyorum. Şöyle. İç harcımız hazır. Şimdi kıymaları hazırlamaya başlayalım. Pidelerimizi. Harcımız hazır. Pidemizin iç harcı. Biz de mayalanan hamurumuzu açalım bakalım. Harika bir şekilde mayalanmış, görüyorsunuz kabarmış. Şuraya bakın. Gazını almak için, havasını almak için şöyle ben bir daha bir yoğuruyorum. Ve un ekleyerek elimizin yapışmaması için biraz daha un ekliyorum. Ve bir kere daha yoğuruyorum güzelce. Şöyle altına un alarak şu şekilde. Bakın yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. Hamurdan parçalar kesiyorum ben. Bu parçaları ondan sonra yoğuracağız. Hepsi eşit kalınlıkta. Şöyle bezeler oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar bezelerimi ayırdım. Şöyle görüyorsunuz eşit bir miktarda 3, 6, 9, 12, 13 tane çıktı benim. Bir poşet, sonra da bir tane bez üzeri kabuk tutmasın diye örttüm. Şimdi bir tane bezeyi alıyorum ben böyle. Tezgahımızı yağlayacağız. Hamurumuzu da yağlıyoruz. Şöyle. Ne kadar az un katarsak hamurumuza o kadar yumuşak bir ürün elde edeceğiz. Un hamurumuzu her zaman katılaşmasını sağlıyor. Şöyle
şöyle uzunlamasına bir kayık kıvamını, şeklini vermeye çalışacağım. Ben bunu normalde elle yapıyorum. Size göstermek açısından bu şekilde oklavayla, merdaneyle yaptım ama elinizle de gayet güzel açabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şimdi şöyle bol harç koyuyorum ben. Ondan sonra şöyle ortası açık kalacak şekilde şu uçlarını ben şu şekilde kıvırıyorum. Ve şu şekilde hepsini dizeceğim. Şimdi hamuru görüyorsunuz yumuşacık. Şöyle yağlıyorum ben. Ve oklavayla sadece şu şekilde uzun bir kayık şeklini almasını sağlıyorum. Kıymayı koyuyorum. Şöyle. Ve şöyle kıvırıyorum bu tarafına. Bu tarafını da böyle kıvırıyorum. Daha güzel görüntüsü oluyor. Şöyle harika bir pide. Artık son iki hamurum. Şöyle yağlıyorum. Ağır bir merdane zaten hemen hamuru eziyor gördüğünüz gibi. Bakın harcımız bile tam geldi. Son bir tane hamurum kaldı. Onu da sade kaşarlı yapacağım kızım çok sevdiği için. Hamurun ölçüsü ve kıyma ölçüsü gördüğünüz gibi tam geliyor ve bol bol koyuyorum da zaten içine. Durdukça da sulanıyor. Sulandıkça daha lezzetli oluyor. Şöyle. Bakın gayet güzel bir pide. Şimdi bütün pidelerimi yaptım. İki tepsi çıktı benim. Tepsim küçük olduğu için aralara sıkıştırmak zorunda kaldım. Birkaç damla süt ve yumurta sarımız var. Sadece burada şöyle ben karıştırıyorum, çırpıyorum. Ve hamur olan kısımlara şöyle süreceğim. Şu şekilde. Bol bol sürmeye çalışıyorum ve 200 derece fırında ısıttım fırınımı. 200 derecede fırına alacağım. 5-10 dakika sonra dereceyi 180 dereceye düşürerek yavaş yavaş güzelce hem kıymamız, içindeki iç harcımız pişecek hem de hamurumuz çok güzel kabarıp pamuk gibi bir hamur olacak göreceksiniz. Yumuşacık çok güzel pideler olacak ve çok lezzetli. Kaşar koymuyorum. Püf noktam. Kesinlikle burayı atlamayın. Fırından çıkar çıkmaz hemen üstünü daha örtmeden küp küp doğradığım kaşarları şu kıymalı harcın içine koyacağım böyle. Ve örteceğim. 5-10 dakika bekleyeceğim. 5-10 dakika sonra harika üzeri erimiş, yumuşacık, sıvı bir kaşarla çok güzel pideler bizi bekleyecek inşallah. Ağzım sulandı. Yemek için sabırsızlanıyorum. Bu şekilde sürdüm. Şimdi fırına veriyoruz. 200 derecede ısıttım. 5-10 dakika sonra ayarını düşüreceğim. Bakalım fırından nasıl pideler çıkacak. Puf puf kabarmaya başladı pidelerimiz. Gördüğünüz gibi çok güzel kızaracaklar. Ve içindeki kıyma harcı da çok güzel pişecek. Pidelerim pişti. Daha şimdi fırından çıkardım. Hemen bu sıcaklıkta ben kaşarlarımı koyuyorum ve üzerine örteceğim.
kaşarlar mis gibi eriyecek. Sulu sulu harika olacaklar. Şöyle örtüyorum çünkü hep yapışacak kaşarlar. Şöyle örtüyorum ve size biraz sonra göstereceğim erimiş halini. Şimdi açıyorum. Bakalım görüntüsünü beğenecek misiniz? Şöyle peçete yapışmış hatta. Şöyle kaşarların eridiği harika bir pide. Bakar mısınız? Yarısına sıvı yağ sürdüm. Kaşarları koyduktan hemen sonra yarısına sürmedim. Bakın sıvı yağ sürdüğünüz yerler çok daha parlak, daha güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim size. Çok sıcak elleyemiyorum. İçi yumuşacık. Koparamıyorum çok sıcak. İçi yumuşacık. Kaşarlarla birlikte bakar mısınız hamuruna? İçi sulu, kıyması. Harika bir. Afiyet olsun.